Sayısal şekilde anlatıldığında kafanız karışıyor olabilir ama önümüzdeki soruyla beraber her şey yavaş yavaş yerine oturacağına inanıyorum. Şimdi bu soruda bizden kuvvet moment diyagramını çizmemizi istiyor. Sorumuzu bize vermiş, önümüzde bir şeklimiz var. Uygulanan kuvvetler belli, mesafeler belli, her şey belli. İlk yapacağımız şey serbest cisim diyagramını çizmek. Free body diagram. Free body diagramını çizmek. Benim free body diagramım. Burası A noktası. Burası B noktası. Buradan aynı şekilde bir A'ya kuvveti gelecek. Buradan bir B'ye kuvveti gelecek. Ondan sonra burada bir 2 metre sonra bir momentum var. Bu momentumin değeri 2 kilo Newton çarpı metre. Burada bir yine 2 metre bir uzaklığım var. Sonrasında 4 kilo Newton'da bir kuvvet uygulanıyor buraya. Ve x ekseninde, yani ax eşittir 0 diyebilirim. Çünkü x ekseninde herhangi bir kuvvetim yok. Sonrasında arkadaşlar ilk başta yapmamız gereken şey bir yere göre momenti 0 almak demiştim. Momenti 0 alacağız. Nereye göre alalım? Yine a'ya göre momenti 0 alalım. Toplam moment a'da 0 olsun. Zaten şuraya doğru da pozitif olsun. A'ya göre momenti 0 aldığımızda hemen gidiyoruz. Moment denklemini oluşturuyoruz. Bakıyorum saat yönünde. O yüzden eksi 2 kilo Newton. Eksi 2 kilo Newton çarpı metre. Saat yönü eksi. Saat yönü tersi artıydı arkadaşlar. 4 kilo Newton'a bakıyorum. 4 kilo Newton A noktasını nasıl çeviriyor? Saat yönünde çeviriyor. Saat yönünde bir baskı uyguluyor. Yani bu beam'i bu şekli saat yönüne dönmeye zorluyor. O yüzden yine eksiği koydum. 4 kilo Newton dedim. Çarpı dedim. Kaç metre var arada? 2, 4. 4 metre dedim. Bir de BY var. BY nereye doğru döndürmeye çalışıyor A noktasını? Artı, yani pozitif şey, saat yönünün tersinde döndürmeye çalışıyor. Artımı koydum. BY'yi koydum. Kaç metre var A noktasıyla arasında? 6 metre var. 6 metre dedim. Eşittir 0 dedim. Buradan benim bilmediğim tek bilinmeyen ne? BY. Ben buradan BY'yi çekerim. Bu eşitliği tamamladığımızda arkadaşlar BY 3 kilonewton olarak çıkıyor. Sonrasında toplam FY'mizi de 0 eşitliyorduk. Buraya doğru bu da artı. Ne var? AY'miz var. Şöyle yapalım. AY'miz var. Artı 3 kilonewton BY'miz var. Bir de eksi 4 kilonewton soruda verilmiş. Sıfıra eşliyorum. Buradan da AY'yi buluyorum. AY'miz de 1 kilo Newton'mış. Şimdi artık kuvvet moment diyagramlarını çizebiliriz. Şeklimizi tekrardan çiziyoruz. Kuvvetlerin hepsini yerine yerleştiriyoruz. AY neydi? 1 kilo Newton. BY neydi? 3 kilo Newton. Buradan bir 4 kilo Newton vardı. Şurada 1, 2 kilo Newton çarpı metre momentimiz vardı. Aradaki mesafelerde 2 metreydi. Artık her şey diyagrama kaldı. Hemen gidiyorum. Şuradaki bağlantı noktalarından, yani her bileşenin olduğu noktadan aşağıya doğru keskin çizgiler çiziyorum. İşim kolaylaşsın diye. Şuraya kuvvet diyagramı dedim arkadaşlar. 1 kilonewton üste doğru gitmişiz. Şurası 1 kilonewton olsun. Bakıyorum 4 kilonewton'a kadar herhangi bir kuvvet yok. O yüzden 4 kilonewton'a kadar bunu hiç değiştirmeden götürüyorum. 4 kilonewton aşağı doğru gidiyor. Birden 4 çıkartıyorum. Eksi 3 kalıyor. Eksi 3 kalıyor. Burası eksi 3 kilonewton oluyor bizim için. Sonrasında bakıyorum BY'ye kadar, yani son noktaya kadar hiçbir kuvvet yok. Son noktama geldim. Buradan da diyagramımı kapatıyorum. Burası eksi, buralar artı oluyor. Şimdi sıra geldi moment diyagramına. Asıl bizim işimize yarayacak olan diyagramımız moment diyagramı. Zaten kuvvet diyagramını çizmeyi çoğunuz statik mukavemet derslerinde biliyorsunuzdur. Şimdi buralar 2 metre. Bunları her zaman yazın arkadaşlar. Gözden kaçar, bir şey olur.
Bakıyorum arkadaşlar. Buraya 2 çarpı 1 diyorum. Ne etti? 2. 2 gidiyorum. Niye 2 gidiyorum? Burada bir çünkü momentum var. Ben bu momenti dikkate alacağım. Bu momente kadar ne olmuş onu inceliyorum. 2 çarpı 1 diyorum. Buranın alanı bize moment diyagramını veriyordu. Burası 2 kilo Newton çarpı metre oldu. 2 kilo Newton çarpı metre oldu. Sonra burada bir 2 kilo Newton çarpı metremiz daha var. Ne etti? Bunlar böyle direkt yukarı çık soruda verdiğinde direkt yukarı çıkacaksınız. Herhangi bir eğim verilmeyecek. 4 kilo Newton çarpı metre oldu. 4 diyelim. Sonrasında bakıyorum artık şuradayım. Buraya 2 ile 1'i çarptım tekrardan. Yani bu sefer şuranın alanını buluyorum. Taradığım yerin alanını buluyorum arkadaşlar. 2 ile 1'i çarptım. Yine 2. Nerede? Pozitif alanda. Bu sefer gidiyorum 6'ya. 4, 2 artı 4, 6. Sonrasında artık benim kuvvet diyagramım eksiye gelmiş. Demek ki ben eksiye doğru yola çıkacağım. Eksi 3 kN çarpı 2 etti. Eksi 6 kN çarpı metre. Benim de burada 6 kN çarpı metrem vardı. Toplayınca arkadaşlar moment diyagramımı da kapatmış oldum. Şöyle sıfıra tekrardan ulaştım. Böylelikle moment diyagramımızı çizmiş olduk. Eğer ben burada stres bulmak istiyorsam, bir bending stres bulmak istiyorsam, mesela burada maksimum bulmak istiyorsam bu noktaya bakacağım. 6'ya bakacağım. Ya da bize diyebilir ki mesela şu noktamızın adı C noktası olsun. C noktası için bul diyebilir. O zaman buraya bakabilirim, buraya bakabilirim. Bunlar neden önemli? İleride şaft tasarımı yaptığımızda her şaftın çapı aynı olmayacak. Şaftların içerisinde de çaplar değişebilecek. Bu yüzden sadece maksimum noktalar değil, tüm noktalar bizim için önemli aslında. Bu dersimiz bu kadardı. Teşekkür ederim.